Herkese merhaba. Huawei'nin 2015 sonlarında tanıtmış olduğu Huawei Mate 8 bu yılın başında Amerika'da düzenlenen CES 2016'da uluslararası versiyonuyla resmiyet kazanmıştı. Elimde Huawei Mate 8'in uluslararası pazarda satışa çıkacak versiyonu var ve bu Huawei'nin yeni büyük ekranlı amiral gemisi akıllı telefonu. Huawei Mate 8'de 6 inç ekran var. Bu 6 inç ekranın çözünürlüğü Full HD. Full HD ekran 6 inçlik bu boyutta oldukça iyi görünüyor. Renkler canlı, renk doygunluğu yüksek. Aynı zamanda keskinlik açısından da bu 6 inç Full HD ekranın gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Huawei Mate 8 kullanıcılarına fotoğraflara bakarken, film izlerken veya internette gezinirken yeterli alanı sunacaktır. İşlemci bakımından Huawei Mate 8'de Huawei'nin kendi işlemcisi olan 8 çekirdekli Kirin 950 işlemci bulunuyor. Buna standart versiyonda 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza eşlik ediyor. Kirin işlemci oldukça sağlam görünüyor. Uygulamaların açılışı oldukça seri, görmüş olduğunuz gibi yerleşik uygulamalar anında açılıyor. Mesajlaşma gibi uygulamaların anında açıldığını görüyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi Chrome internet tarayıcısı da herhangi bir beklemeden anında karşımıza çıkıyor. Bunun dışında telefonda Android 6 Marshmallow sürümü var ve bunun üzerinde Huawei'nin yoğun özelleştirmeler içeren kullanıcı arayüzü geliyor. Uygulama menüsü yok. Bütün uygulama kısa yolları, bileşenler ve klasörler ana ekranda sıralanıyor. Bu sayfaları, panelleri isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Telefonun tasarımına uygun bir tema bulunuyor. Ancak temaları biliyorsunuz ki Huawei telefonlarında değiştirmek mümkün. Farklı temalar kullanmak mümkün. Kamera tarafına baktığımızda Huawei Mate 8'in arkasında 16 megapiksel optik görüntü sabitleme ve ultra hızlı otomatik odaklama özellikli bir kamera bulunuyor. Kameranın altında görmüş olduğunuz gibi parmak izi okuyucusu mevcut. Böylelikle güvenlik doğrulamasını parmak izinize doğrudan hızlı şekilde yapmanız da mümkün oluyor. Huawei Mate 8 büyük bir telefon. Dolayısıyla içerisinde pil için yeterli alan bulunabilir. 4000 mAh kapasiteli pilin bulunması da Huawei Mate 8'in bir günü, hatta iki günü rahatlıkla çıkarmasına olanak tanıyacaktır. Huawei Mate 8'in bir de premium versiyonu var. Premium versiyonun standart versiyondan farkı 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM barındırması. Bu şekilde standart modelden ayrılıyor. Elimde tutmuş olduğum premium model. Onun dışında ekran, kamera, işlemci, bu gibi özellikler ortak. Huawei Mate 8 ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Büyük ekran olmasına karşın ekranın yüzey alanı dar olduğu için rahatlıkla tek elde tutabildiğiniz, parmak izi okuyucusuna rahatlıkla erişebildiğiniz, elle kullanırken büyük rahatlık veren, boyutuna göre büyük rahatlık veren bir akıllı telefon. Kirin 950 işlemcinin performansı da oldukça iyi görünüyor. Tabii ki daha sağlam bir fikre varmak için daha uzun süre incelemek gerekiyor. Ancak ilk izlenim Huawei'nin gerçekten işlemcisiyle iyi bir iş çıkardığını gösteriyor. Mobil Dünya Kongresi'nde gezintimize devam ediyoruz. Bizi teknoblog.com'dan ve youtube.com/teknoblog adresindeki YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.